Tümörün son görüntülemenizden sonra büyümesini bekliyorduk açıkçası ama yani bu kadar büyümesini beklemiyorduk Galip Bey. Yani koterize edip hemen geçeceğimiz damarlar şu an baş parmağım kalınlığında. Maalesef. Yani siz kanamadan ölmeden bizim bu tümörü çıkarmamız pek mümkün görünmüyor. Yine de yapın ameliyatı. Oğlum doktor bey şimdi dedi ya, duymadın mı? Bu şekilde yaşamaktansa masada ölmeyi tercih ederim. Yavrum ne diyorsun? Deme öyle şeyler ne olur. Ne olur deme kurban olduğum. Oğlum üzme bizi. Bugüne kadar aslanlar gibi yaşadık. Yine yaşarız. Bu yaşamak mı baba Allah aşkına ha? Bu bana yapıştı, ben de size. Bir işim vardı benim. Bir nişanlım vardı. Şimdi yatağa hapsoldum. Kalbiniz iyi durumda. Yani siz de iyisiniz. Böyle düşünmeyin lütfen. Ameliyat edemiyoruz ama çok iyi psikolojik destek programlarımız var. Onlardan faydalanacaksınız. Galip Bey, acınızı dindireceğiz. Rahatlatacağız sizi. Merak etmeyin. Emin olun yaşam kalitenizi artıracağız. Ne yapacaksınız? El arabasıyla sinemaya mı götüreceksiniz beni ha? Ben gözümü kararttım doktor. Eğer sen de kararttıysan getir bir kağıt imza alayım. %1 şans bile yeter bana. Yoksa salıverin bizi gidelim evimize. Psikolojik destek falan istemiyorum ben. Ameliyat olmak istiyorum. Yapma yavrum. Üzme kendini bak. İyi olacaksın. İyi olacaksın. Ben inanıyorum ne olur. Kurban olduğum inanıyorum ben. Ne olur. İmkansız. Yani hayatta olmaz böyle bir şey. Hani ben Şebnem'i yıllardır tanıyorum. O benim çok yakın arkadaşım. Bebeğine hayatta zarar vermez. Babası? Naz'ın babası? Levent, sevimsizin tekidir. Yani 40 kere aldattı arkadaşımı. Şebnem sadece bir bebeği olsun istiyordu. O yüzden katlandı ona. Hamile kalınca da boşandı. Ortada bir baba yok yani. Peki bakıcı? Aileden biri. Biri bebeğe zarar vermiş olmalı. Yok işte Şebnem o kadar çok istiyordu ki bu bebeği. Her şeyle tek başına ilgileniyor. Ailesi Ankara'da, başka kimse yok. O zaman Şebnem Hanım yaptı. Başka seçenek kalmıyor ortada. Hemen sosyal hizmetlere haber vermemiz gerekiyor. Hayır. Biri bebeğe zarar vermiş. Bebeğin canını yakmış. Bunun peşini bırakamayız. Emin olmadan hayatını karartamam arkadaşım. Peki nasıl emin olacağız? MR. MR! Evet MR. Ekstra aksiyel alanında genişleme var mı ona bakacağız. Eğer varsa biri bebeğe zarar vermiş olmalı. Ben çekeceğim. MR'ı ben çekebilir miyim? Çekeyim mi? Ali, sen patologsun, unuttun mu? Biz hemen çocuk cerrahlarına haber veriyoruz. Bir MR çekmelerini söylüyoruz onlara. Uygun mu Beriz Hanım? Uygun. Hadi yapalım. Bilardo. Efendim? Ya da bowling. Bowling yani... Bak hem eğlenirsiniz hem kazanırsın. Kadınlar bir şeyleri becerebilen erkeklere bayılırlar çünkü. Ve o atış nasıl yapılıyordu, bu atış nasıl yapılıyordu falan derken... yakınlaşırsınız. Yok yok, o şekilde yakınlaşamam ya. Gül'ün ellerimi keser benim. Tamam, sinema. Biliyorum çok klasik ama çok güvenilirdir. Yani düşün bir mesela filmden sonra çıktınız bir kafede oturuyorsunuz. Çok zekice sohbetler ediyorsunuz ve sonra bir bakıyorsun ki hop. Hı? Ya yok kızım ne hop hop. Biz burada hastanede konuşamıyoruz. O yüzden Gül'ün dışarıya çıkartıyorum. Sinemada nasıl konuşacağız? Luna Park.
Nilüfer. Düşün bir böyle balerin. Ondan sonra korku tüneli falan derken. Green'i bir hayal etsene, korkacak böyle kafasını. Buraya koyacak, sınırsız el tutuşma imkanı sağlıyor sana. Benim midem bulanır. Ne? Yok, kızın üstüne kusarım, musarım, rezil olurum. Yok ya, yok. Bunların hiçbiri olmaz Açeli ya. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Niye üstüne kusasın kızın ya? Güneş. Ne saçmalıyorsun sen Beliz? Nasıl düşünüyorsun böyle bir şey yaptığımı? Şebo, böyle bir şey düşünmüyorum. O yüzden ek test istedim zaten. Ama lütfen sen soruma cevap ver. Naz'ı kimseyle yalnız bıraktın mı? Hayır, tabii ki bırakmadım. Yani ne bileyim, 5 dakikalığına bile mi hiç mi kestirmedin? Hayır dedim ya Beliz. Canım benim bak, ben onu ne kadar sevdiğini biliyorum. Naz'ı ne kadar sevdiğini biliyorum ben. Ama yeni doğan bir bebeğe bakmak çok zordur ya. Hiç mi nefes almadın? Onu anlamıyorsun işte. Zor falan değil. Hele ki bu kadar bekledikten sonra, tam tersi. Her anı, her dakikası çok güzel. Beni bu kadar sevdiğinde hiçbir şey zor gelmiyor. İnan bana Beliz. Yani senden başka kimse girmedi o eve. Şebo. Beliz, girmedi kimse. Ya biz ne konuşuyoruz burada Allah aşkına? Testler hatalı işte. Git iğnesini yaptır. Geliyorum anneciğim, geliyorum. Bir limonlu çay. Nazlı, ne yapıyorsun? İyi. Öyle bir şeyler için bir indim. Yardımını istemiyorum demek, bir daha konuşmayalım demek değil. Ya bir de benim iletişim yeteneklerime laf ediyorlar. Haklısın ya. Ne bileyim, ne yapacağımı şaşırdım ben de. Anlat bakalım. Nasıl gidiyor? Bir bebeğin şiddet gördüğünü düşünüyoruz. Yapma. Ben yapmadım ben. Yapar mıyım ben böyle bir şey? Tabii ki de ben yapmadım. Yok canım, öyle değil. Yani işte, neyse. Sarsmaya dayalı bir travma. Öyle darbeyle olan bir travma değil. Tamam işte, emin olmaya çalışıyoruz. Emin olduktan sonra da kimin yaptığını bulmaya çalışacağız. Bayağı gizemli bir vaka üzerine çalışıyoruz desen. Duygu doktor da öyle diyor. Dedektiflik gibiymiş. Bu Duygu'yla siz iyi anlaştınız herhalde. Zeki ve akıllı, neşeli biri. Biraz değişik. Ama evet, iyi anlaştık. Ne güzel. İlgini çeken bir vakada iyi anlaştığın biriyle çalışıyorsun. Demek ki patoloji kötü değilmiş öyle. Alin, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Bir şey demedim. Sakin.
deli diyecekler bize masa masa geziyoruz. Ali, tamam. Bir şey söylemiyorum, sustum. Ne biçim meyveli çay bu ya? Kocaman kocaman parçada pipetten geçmiyor. Meyveli çay çok saçma. Çay ve meyve ayrı tüketilen şeylerdir. Bir dakika, bir dakika. Buldum. Galip Bey'i nasıl iyileştireceğimizi buldum. Görüşürüz. Yarınki ameliyat programında değişiklik oldu Gül'ün. Onları halledersin. Hı hı. Hastaları bekletmeyelim. Madem ameliyat edemeyeceğiz Galip Bey'i. Hayır. Edebiliyoruz. Nasıl? Hocam galiba bir yolunu buldum. Yani ameliyat yapabileceğiz. Buldum. Ameliyattan önce tümörü besleyen büyük damarları embolize edeceğiz. Onları tıkayınca vücudun pıhtılaşma faktörlerini kullanma şansımız olacak. Kasığınızdaki bir artere kateter takacağız, ameliyata öyle başlayacağız. Ondan sonra da... Kabul! Yavrum önce bir dinleyelim. Riski bir şeysi vardır belki. Gerek yok. Bir şans varmış işte. Risk misk umurumda değil. Ne zaman yaparsınız ameliyatı? Bugün yapabilir misiniz? O kadar acele etmeyin. Uzun sürecek bir ameliyat olacak. İyi dinlenmeniz gerekiyor. Ama yarın yapacağız. Söz. Elimde olsa zil takıp oynardım. Yemin ederim. Nazlı Hanım. Size çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten. Allah razı olsun. Güneş. Sürpriz. Ne yapıyoruz akşam? Akşam? Vallahi inanılmaz müthiş bir şey yaptım, plan. Yani ne yapacağız? Sürpriz. Sürpriz söylenmez ki sultanım. Sen güven bana. Bende o. Ama yarın akşama. Çünkü öyle bayağı inanılmaz büyük bir plan olduğu için bu akşama yetişmez yani onun için. Bu da radyolojinin dosyasıydı, buraya bırakayım. Görüşür, haberleşiriz. Ama tamam. Bir konuşsaydık. Sürpriz. Yani. Güneş. Aç el ya. Aşkım. Bir 5 dakika yerime bakar mısın? Şunları götürmem lazım. Tabii, gel. Gel. Selvi abla. Efendim canım. Ya ben ne yapacağım? Nereye götüreceğim bu kızı? Bana mı soruyorsun? Ha doğru ya, pardon. Haklısın. Sen tabii en son biriyle böyle dışarıya çıktığın zaman... rahmetli Namık Kemal hayatta mıydı? Senin canın nöbete kalmak istiyor galiba. Ha? Hayır, ben sana mı söyleyeceğim kiminle nerede ne yaptığımı? Kusura bakma ya. Vallahi ben bu densiz yerine ben söylüyorum. Kusura bakma. Olay çözüldü kardeşim. Çözülmesin, çözme. Bu hak etmiyor. Bir dakika, nasıl çözüldü? Kardeşim şimdi sana bir numara veriyorum. Dünyaca ünlü bir şef benim arkadaşım olur. Arıyorsun onu, ismimi veriyorsun, tamam? Uzak Doğu mutfağı, çok kaliteli bir restoran. Mis gibi bir yemek yiyeceksiniz. Sıradan bir yemek değil. Sıra dışı bir yemek. Tamam? Gel öpeceğim seni. Gerek yok. Gel gel vallahi. Gel gel öpeceğim ama içimden geldi. Gel. Gel benim güzel arkadaşım. Ya yapma. Gel vallahi. Yapma ya, bak aran iptal ederim ha. Tamam ya, Allah Allah, sustum. Biraz cool ol ya. Tamam, cool. Rahat ol biraz. Ya zaten bu yemekten sonra her şey cepte. Vallahi senin için ne istersen yaparım şu an. Vallahi mi? Vallahi. Vallahi. Vallahi gerçekten. Ya bir şey söyleyeyim, aslında ya yapabileceğim bir şey var ya. Ne? Ne? Gel ben de gel.
Sen geç. Vay köfte vay. Sen benim Demir kankamla iddiaya mı girdin kim daha romantik diye? Köfte mi? Köfte ama güzel bir köfte. İncecik böyle. Güneş'cim. O bir iddia değil. Yani Demir bir kütük, bir şuradaki sandalye kadar romantik olduğu için kazanamayacak zaten yani. Ben senin aklını başından alacaktım. Artık çok geç. Demirciğim aldı bile. Ne? Müthiş bir şef ve Uzak Doğu mutfağında baş başa yemek ayarladı bize. Böyle sıradan bir yemek değil ha. Yani. Güneş. Ne? Sen de bu küstahlığını düşün şimdi birazcık. Düşün yani. Bu nedir? Kıymetini bil biraz adamın ya. Adam resmen Don Giovanni. Hatta Don Giovanni kim köpek? Adam Casanova, Casanova be! Sen kime göz kırpıyorsun? Tikim var benim. Onu yap. Duydun ne dediklerini ya? Ben bir şey demedim. O iğrenç fikir kabul etti yani. Öyle mi? Vizyonsuz. Vizyonsuzluk. Ben bir köpüklü yorgunluk kahvesi alayım köleciğim. Bir de boyun masajı ya. Hı. Şimdi şuraya. Çok romantizmden yorulmuşum da. Sakin olacağım. Tamam sen şimdi sen git asistan odasına. Benim 15 dakika işim bitecek. Borç yani. Ha? Geleceğim. Geleceksin tabii köleciğim. Ha, bu senin işin. Beliz. Aa. Ay sabahtan beri üzgün emoji gibi gezip duruyorsun ortalıklarda. Yani sormayayım, sormayayım diyorum. Hani aranız yeni düzeldi Kıvılcım. Maydanoz olma, bozma şu işi diyorum ama sormadan da edemiyorum. Ne oldu sana? Bir şey mi var? Çok yakın bir arkadaşımın bebeği hasta. Aa. Kız mühendis. İyi bir eğitim aldı. İyi bir ailede büyüdü. Yani çok sevgi dolu bir ailedeydi. Ama şimdi patologlar çocuğun şiddet gördüğünü söylüyor. Kendi annesi. Kendi bebeğine. Ay yok canım mümkün değil. Ya bir anne yapmaz öyle bir şeyi. Kocası falandır o ya. Eski kocası. Ya yani boşandılar. Yani böyle serserinin çapkını tekiydi ama hani şiddete meyilli biri değildi o. Görüşmüyorlar zaten. Görüşmüyorlar. Kızım sonuçta adamın da bebeği değil mi bu? İlla ki görüyordur. Görüşmüyorlar yani görse... Görüşüyorlar mı? Belki de görüşüyorlar ama Levent onu tehdit ediyor. Korktuğu için söyleyeyim mi? Tabii ki. Yani tehdit ediliyorsa ne yapacak ki kızcağız? Bak Beliz, beyaz yakalı kadınların başına gelmez diye düşünme. Ben o kadar çok duyuyorum ki bu hikayeleri. Her şey beklenir pislikten. Ama ben yapacağımı biliyorum. Teşekkürler Kıvılcım. Önemli canım. Yardım edin! Doktor! Lütfen beni yardım etsin! Doktor, lütfen. Ben doktor! Lütfen! Ha. Yardım edin, yardım edin ya, lütfen! Yavaş yavaş, yavaş. Kafasına dikkat et. Dikkat et, eline dikkat et. Yardım edin. Sakin olun, neyse var? İshali ve kusması var dünden beri. Üç numarayı alalım. Aslında bizim doktorumuz var Jale Hanım ama ulaşamadım işte ona. Bir de sayıklamaya başladı yolda. Böyle şey, bir de sana yolda garip garip şeyler söylemeye başladı ben. Gözün de açmıyor. Niye bilmiyorum. Tamam, çok korkuyorum. Yavaş, çok yavaş. Çok yavaş. Dikkat edin. Yavaş, yavaş. Evet, sedyeyi alalım. Doruk. Dorukçuğum. Geldik anneciğim, hastanedeyiz. Merak sakin. Etme, bir şey olmayacak. Tamam mı? İyi olacaksın. Tamam mı? Korkun, geldik. Sen sakin olun. Sakinim ben. Bahar'cığım, gel. Tamam mı? Tamam. Tamam, sakinim. Sakin, tamam. Sakin ol kızım. Sakin ol. Geldik. Geldik şimdi. Halledecekler. Bakacaklar. Tamam. Kötü şey düşünme. Yok. Olmayacak. Hiç ya. Hoş olsun abi. Olmayacak. Bir kayıt yaptırmamız. Biriniz benimle gelebilir mi acaba?
Tamam, geleyim ben. Sen bekle, ben geliyorum. Hemen kızım. Gel lütfen. Tamam, halledip geliyorum yavrucuğum. Bırak. Geliyorum, geliyorum. Tamam. Olur mu? Geleceğim çocuğum. Geleceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.